Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugünkü videomda arkadaşlar benden sürekli istediğiniz hani açıklamalar vardı. Onları birazcık konuşacağım. Dediğim gibi hepsini burada anlatamayacağım. Zaten hani siz de hani sıkılırsınız bundan. Böyle konu konu gidersek daha detaylı konuşur. Daha detaylı siz de beni anlarsınız. Öncelikle beni tanımayanlar için şunu söylemek istiyorum. Çünkü tanımayan da çok var. Konuya hakim olmayan birçok kişi var. O yüzden baştan gidelim dedim. Öncelikle ben Şena, 27 yaşındayım. Bir oğlum var, Asil Yaman. 2,5 yaşında. Orduluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ailemle birlikte yaşıyorum. 3 yıl bir evlilik sürecim oldu. 3 yılı hani orada bile doldurmadım yani. 2 senedir buradayım. Yaman buraya geldiğinde 5,5 aylıktı. Evet, 2 sene oldu buradayım ben. Ayrıyız. Boşanma aşamasındayız ve son aslında duruşmamız bile görüldü. Karar verildi. Sadece işte beklememiz gereken bir süreç varmış. Onu şu an bekliyoruz. Eşimle ayrıldım diyebilirim. Artık ayrıyız. Yaman'ın velayeti bende. Onu merak edenler için tamamen bende. Karşı tarafın sadece babasının ayda bir kere görme izni var. O da 2 saat. Onu da söyleyeyim. Ayrılma nedenimize gelirsek şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için yine tekrar baştan söylüyorum. Hani bilenler de aslında tam net bilmediği için şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar biz bir sene İstanbul'da yaşadık. Sonra köye gittik Tokat'a. 2 sene de orada kaldık. O süre zarfında biz oraya gittiğimizde YouTube hesabı açtı. Oradan video falan çekiyorduk. Bu işleri yaparken Ufuk bir gün hani doğal işte ürünler falan satalım dedi. Sonra bunu YouTube'a söylediğinde tuttu. Çok çok sipariş veren de oldu. Onayladılar hani güzel olur falan diyenler oldu. Sonra bu işe girdi. Hatta biz böyle şey vardı. Neydi adı? Erişte falan kesmiştik. Annesi işte yağ falan yapmaya başladı, ekmek yapmaya başladı. Ve hani bu ciddi anlamda bu şekil büyümeye başladı. Şimdi bu konudan haberin yok mu derseniz şöyle. Zaten köy işini biliyorsunuz hiç bitmiyor. Hani ben köy işini yaparken bir taraftan da telefonla aslında uğraşmıyordum. Zaten ilk YouTube'a başladığımızda ben dışarıda çalışıyordum. Bir tekstil atölyesi vardı, ben orada çalışıyordum zaten. O annesiyle birlikte bunu yürütüyordu. Ben evde kaldığımda falan video çekmeye başladık. Sonra beni zaten işten çıkarmıştı. Ben bu konulara tam hakim olana kadar dediğim gibi zaten işteyim. Eve geldiği zaman illaki iş oluyor. Hani kalkıp bir de oturup telefonla uğraşmıyordum zaten. Ki telefonun bütün şeyleri o kişideydi. Sadece ben YouTube'u görebiliyordum. Telefon numarası falan onunki verilmişti. Oradan ulaşıyorlardı. Kalkıp telefonla bakma gibi bir şeyim yoktu zaten. Dediğim gibi zamanım da olmuyordu gerçekten. Sonra bu bayağı tutmaya başladı. İşte bizde sürekli işte sipariş var, yapın falan demeye başladı. Sonra dediğim gibi zaten beni işten çıkardı. Sonra biz bayağı erişte falan kesmeye başladık. Annesi tereyağı yapıyordu, işte çökelek falan yapıyordu, ekmek falan yapıyordu. İşte birkaç kez aldı götürdü, verdim dedi. Şimdi gelen paraya falan da bakmıyoruz. Çünkü hani öyle bir o an öyle bir lüksüm yoktu. Hani bir oturup detaylı konuşamıyordu. Çünkü annesi varken bana pek hesap veremiyordu. Böyle bir durumlar oluyordu. Ben de susuyordum yani. Hiç ilgilenmemiştim pek yani bu konuda. Sonra birçok zaman sonra bize bir evrak gelmeye başladı eve. Ama bu evrakların şikayet tarihleri çok çok geç şeylerdeydi. Çünkü şöyle bir şey, siz gidip şikayet ettiğiniz zaman o evrak hemen hazırlanıp bize gelmiyor. Orada hazırlanma süreci var, onaylanıyor işte, gönderiliyor. Zaten biz köy yerindeyiz, sürekli bize köy yerine şey gelmiyordu. Belli günler vardı, o günler geliyordu postalar. Bize geldiğinde hani pek anlamadık, şikayet falan derken pek şey yapamadık. Ben zaten annesine söyledim. İlk şeyimizi öyle öğrenmeye başladık. Dedik hani nedir bu falan.
Şöyle böyle dedi, halledeceğim dedi, işte unuttum, veremedim falan, o da gitmiş şikayet etmiş falan vesaire dedi. Yani yine üstüne durmadım çünkü hani bayağı işliyordu yani, hani para geliyordu, şey yapıyordu. Ben biz dedik ki hani herhalde dedik her şey yolunda gidiyor, hani hiç aklına, kimsenin aklına gelmez arkadaşlar durduğu yerden, hani eşiniz bir iş yaparken acaba bunu kandırıyor mu dolandırıyor mu diye durduk yere düşünür müsünüz? Hayır. Bizim de aklımıza hiçbir şekilde gelmedi aslında. Dediğim gibi çok böyle sorgulama gibi bir hakkım da yoktu. Hani ben genelde işte yapma şeyindeydim, görevindeydim. Pek sorgulayamıyordum. Zaten hani borçlarımız vardıydı. Hani diyordum ki hani para kazanıyorsa bir şekilde ödeyeceğiz herhalde. Hani ödüyoruz falan da diyordu. Çok şükür hiçbirini de ödememiş zaten. Dediğim gibi telefonun zaten telefon hatları benim üstümeydi ama benim ilk kullandığım numarayı o kendi almaya başlamıştı. Yayılmıştı. Kendi aldı. O kullanmaya başladı. Ve kimse bana ulaşmamıştı borç için. Ondan dolayı da zaten haberim olmamıştı. Daha ne diyecektim? Dediğim gibi bu şikayetler böyle böyle gelmeye başladı. Şimdi telefonla asla dediğim gibi karıştırmıyordum. Bir de zaten Ufuk asla telefonda hiçbir şey bırakmazdı. Sürekli temiz tutardı. Ya da zaten sürekli şifreleri değiştirirdi. Hani tamam bu şifreyi falan bazen alıyordum, hani şey yapıyordum ama Ufuk'un konuştuğu yerler zaten farklıydı. Hani WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden falan değildi. Ya mail üzerinden konuşuyordu ya da bu başka hesaplar, uygulamalar vardı. Oradan konuşuyordu. Bir de o uygulamaları genelde artık siliyor muydu, ne yapıyorsa hiç denk gelmedim. Ya ben bunu çok çok sonra öğrendim. Ondan sonra zaten böyle bir durum olduğunu anladım. Kesinlikle hani normal WhatsApp'a falan giriyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Ben de diyordum ki herhalde temiz yani. Dediğim gibi kimse oturup da yani didik didik etmez telefonu durduk yere. Çünkü bizim öyle bir şeyimiz de yoktu zaten. İlk başlarda nasıl bizi sevdiyseniz biz o şekilde zaten ilerliyoruz diye düşünüyordum. Dediğim gibi sadece bir gün işte Ufuk kendine değildi. İşte telefonu karıştırmak istedi. Çünkü annesinin de benim de dikkatimi çeken çok şey vardı. Hani sürekli telefonla oynaması. Diyorduk hani bu telefonla neden bu kadar oynuyorsun? Tamam hani video editliyorsun, uzun sürüyor vesaire. Ama bazen mesela biz yattığımız zaman o sürekli telefonla oynuyordu. Biz sorduğumuz zaman da hani gün içerisinde videoyu çekip akşam da editlediğini söylüyordu. Hani onun için de aklımıza kötü bir şey gelmedi ama sürekli böyle olduğu zaman dedik ki tamam ben bir araştıralım. Yine bir gün işte kendine olmadığında telefonla mesajlar gelmeye başladı. Açamamıştık, sonra işte parmak izini falan kullanıp açmıştık. Orada ilk mesajı gördüm ben. Sonra zaten direkt annesine söyledim. Annesi yanımdaydı zaten, hiçbir zaman saklamadım, etmedim. Kendileri de bunu çok iyi biliyorlar. Tamam dedim ki bak böyle böyle bir mesaj var. Ne bu? Ne anlamadık? Yani biz de anlamadık. Annesine söyledim ben bunu. Dedim ki bak böyle mesaj var ama ben bunun içeriğini anlamadım. Yazayım mı? Sonra dedi ki yaz dedi. Birkaç kişi vardı hatta gelmeye başladı mesajlar. Demek ki aktif görünce mi yazmaya başladılar, ne yaptılar bilmiyorum. İşte gün içerisinde beklediklerini, gelmediğini, işte IBAN'ını gönderdiklerini falan yazmaya başladılar. Ve ben de söyledim hani bak böyle böyle hani ben işte buyum, bu mesajlar nedir, işte anlamadık, işte açıklar mısınız falan diye. Birçoğuyla da annesi de konuşmaya başladı. Direkt arayıp sesli olarak konuştular. Ben de konuştuğum oldu, annesinin de konuştuğu oldu. Bu şekil ortaya çıktı. Ve biz bunu ortaya çıkardık, konuştuk. O da işte bize dediğim gibi kendine olmadığında, işte para aldığında, işte gönderemediğinde böyle durumlar olduğunu söylemeye başladı. Dediğim gibi böyle patlak verdi ilk başta. Yine çok çok kişi olduğunu biz bilmiyorduk. Hani bizim bildiğimiz yine taş çatlasın 10 kişi falan vardı. Bize 10 kişiyi söyledik. Yani anlatırken çok zor anlatıyorum, farkındayım ama çok zor bir durum. Çok çok özür diliyorum bunun için ama gerçekten böyle benim de nutkum tutulmuştu yani bunu öğrendiğim zaman. Ve hala konuşurken kolay konuşamıyorum. Hani söylemek bunun çok zor bir şey. Dediğim gibi ortaya çıktı. Biz bunu söylediğimizde 10 kişi falan oradan buradan bulduk. İşte en sonunda artık Instagram'dan yazmaya başladılar. YouTube'da birkaç kere görmeye başladım. Artık bunun boyutu değişti. Dedim hani bak çok farklı bir durum ortaya çıkmaya başladı. Bu nedir?
İşte dediğim gibi yine o sürekli işte düzelteceğini söylediği, çok kişinin olmadığını, işte bunların birbirinin akrabası olduğunu, işte sadece benim üstüme gelmek istediklerini falan söyledi. Tamam dedik, hani neyse, ama sen bu borcu öde. Bak zaten kazanıyorsun. Hani öde. Ödemezsen dedik artık hiçbirimiz videoya çıkmayacağız. Sonra tamam dedi. İşte sonra bir babası zaten köye gelmişti. Onlar olsun, işte abisi falan olsun. Artık herkesin haberi olmaya başladı. Saklamadık zaten. Hepsine söyledik. Sonra tamam dedi. Ödüyorum dedi. İşte birkaç kişiyi gönderdi falan. Hatta abisi falan gönderdi. Sonra bu durum yine değişti. Hani daha çok böyle olmaya başladı. İşte dediğim gibi Instagram'dan buldular, sürekli yazmaya başladılar. Hani bazen ben de denk geliyordum yani Instagram'da. Sonra YouTube'a sürekli yazmaya başladılar. Sonra ablasına olsun, abisine olsun sürekli herkese mesaj atmaya başladılar. Hani bir şekilde bulup mesaj atmaya başladılar. Bu arada çok çok olmaya başladı. Köy yerinde jandarmalar gelmeye başladı. Eve sürekli evrak gelmeye başladı. Durum çok değişti. Sonra zaten o son dönemlerde de artık ben hamileydim zaten. Çok böyle şey yapamıyordum. Stresten hani çok çok farklı şeyler olmaya başladı. Dediğim gibi evet, hani ben arkasında durdum. Hani belki yanlış yaptım ama arkasında durup gerçekten bu borcu ödemesini, kendini temizlemesini istemiştik. Ve kendisi de zaten çok çok pişman olduğunu ve gerçekten hani isteyerek bunu yapmadığını falan söylemişti. Tamam dedik, işte bir şans verelim, hani düzelt et, hani hep düzeltmesinin peşindeydik ama son bir de ben hamileyken işte çok böyle olay olmaya başlayınca artık ben kaldıramamaya başladım ve zaten bunu açık açık söylemiştim, hani bu şekil giderse ben ayrılırım demiştim. Çok çok korkuyordum ayrılmaktan, işte boşanmaktan, öyle bir hiç düşüncem olmadığından hep böyle alttan almaya, hani alttan almaktan ziyade onu düzeltmenin peşindeydim ben. Bir de hani çocuk olacak, hani korkuyorsun. Ayrıldığın zaman baba evine geldiğin zaman nasıl yaparsın, nasıl edersin, yapabilir miyim bilmediğim için hep böyle onu düzeltmenin peşindeydim arkadaşlar. Hani burada birçok kişi beni senin de haberin var, işte sen de onun yanındasın hala diyorsunuz ama birçoğumuz hala bile, yani bak bana geçen birkaç önceki videolarımda bana birisi yazdı. Durumunun çok kötü olduğunu, eşinin onu istemediğini, ailesinin de çocuğunu kabul etmediğini söyledi. Ve ben ne yapabilirim diyordu. Hani dua et benim için diyordu. Bak o kadın bile hani bak çekip gidemiyor. Hala hani bak kocası bir de onu istemediğini söylüyor. Hani böyle durumlar çok var arkadaşlar. Hani ben kendimi savunmuyorum asla. Ama ilk şeyde hani ben gidiyorum demek, boşanmak çok çok zor bir şey. Kolay bir şey değil. O dönemde ben çok korktuğum için, işte dediğim gibi çocuk olacak, nasıl yaparım, nasıl ederim hiç bilmediğim için hep onu düzeltmenin peşindeydim. Ama hani bir de şunu biz artık şey yaptık. Belki hani çocuğu olacağını işte öğrenince değişir. İşte çocuk doğunca falan değişir hesabını yaptılar ama olmadı. Zaten ben hamileyken bir dönem artık tamamen kendini şey yaptı. Zaten bu dolandırma mevzularından hariç çok çok alkol tüketmeye başladığında çok çok sorun olmaya başladı. Bir de dediğim gibi hamilelik döneminde asla kabullenemiyorsun zaten. Daha çok korkuyorsun vesaire. Evdeki o tartışma olsun, şey olsun, huzursuzluk olsun. Bazen ona bir şey olmuyordu ki. Bazen içip gidiyordu. Evde ben kalıyordum. Annesini bu sefer ister istemez stresini benden çıkarıyordu. Ama o da çok saçmaydı. Çünkü ben de hani o hamilelik sürecindeydim yani. En çok benim hani şey olmam gerekirken çok farklı konular var. Yani burada videoyla çekmek de olmaz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani beni yanında arkasında gördüğünüz için hani senin de haberin var olarak yargılıyorsunuz. Kimsenin bu düşüncelerine kızmıyorum. Çünkü haklı olarak bunu düşünüyorsunuz. Ama gerçekten durum bundan ibaret değildi. Sadece ben düzeltmesini istediğim için yanında durdum. Korktuğum için yanında durdum. Düzeleceğine inandığım için durdum. Ve zaten düzelmediğinde benim oraya gittiğim bir videoda zaten ben aslında orada onu bırakıp gitmiştim. Hamileydim. Bırakıp gitmiştim. Dedim ki hani artık ne olacaksa olsun. Hani o dönemlerde dediğim gibi alkol olsun, işte bu şikayetler olsun. Bir de hani onun numarası benim üzerime olduğu için beni çağırıyorlardı. Hamile bir şekilde jandarmalara gidip sürekli ifade vermek bana artık çok koymaya başlamıştı. Dedim tamam hani artık ne olursa olsun demiştim.
gitmiştim. Ne terk etmiştim. Sonra işte ben ilk orduya gittim. Oradan sonra işte benim ailemin haberi oldu. Hani ben aslında onlara söylememiştim. Olayı pek böyle şey yapmak istemedim. Hani korktum vesaire. Sonra ailemin yanına geldim. Bir şekilde öğrenildi bu. Sonra karşı taraf, hani zaten siz de biliyorsunuz ki karşı taraf asla benim ailemle iyi olmuyordu. Hep kötülüyorlardı. Tamam, ben de kötüledim. Hani bunu asla hani şey yapmıyorum. Bu konuda zaten çok çok pişmanım. Bugün de bu taraftayım diye oraya kötülediğim asla düşünülmesin. Olanları söylüyorum zaten. Her şey sizin gözünüzün önünde yaşandı. Ben buraya geldiğimde, gitmek istemediğimde annesi benim annemi arayıp senin hiçbir sorunum yok. İstersen kızının doğumuna da gel diyen bir insandı. Gönder kızını, işte yuvalarını tekrar işte yapalım falan diyen bir insandı. Tamam, bir anne olarak bunu yapabilirsin. Oğlunu tabii ki de düşüneceksin. Ama benim annemin o gün bir lafı vardı. Hani kızım, hani ben gitmeni istemiyorum dedi. Ama yine gitmek istersen seni zorla tutamam demişti. Ve bana şunu söylemişti arkadaşlar. Ben bunu asla unutmuyorum. O gün hani bana çok çok şey gelmişti ama hani yanlış gelmemişti. Hani öyle olmasın. Çok düşündürmüştü beni. Kızım o kendi oğlunu kurtarmak için seni kuyuya atıyor demişti. Ve gerçekten bu durum gerçekmiş. Hani ben o günlerde bunu ona yakıştırmıyordum. Uf'un annesi için. Ben öyle yapmaz diye düşünmüştüm ama ben bugün yaşadığım şeylerden sonra şunu düşündüm. Çünkü oradayken de bana çok söylüyorlardı. İşte bizim oğlumuz haksız, haklısın, sen doğrusun vesaire vesaire. Hepsi bunu konuşuyordu. Abisi olsun, ablası olsun. Ama bugün ablası olsun işte çuvaldızı kendine batırdın mı diye hesap soruluyor bana. Güya hani ben de yanlış yapmışım. Orada Ufuk ne olursa olsun ben onun annesinin yanında durmam gerekiyormuş. Pardon, ben neden annenin yanında duruyorum? Hani öyle bir dünya yok. Ben zaten bugün bu kararı verdiysem oğlum için verdim. Şöyle bir şey, zaten ben oradayken artık bunu kabullenmiştim. Hani uğraşmıyordum da, hani alkol alıp geldiği zaman, kendine olmadığı zaman, bir şeyler yaptığı zaman, hani babası da son dönemde oradaydı zaten. Hani oğlunuzu işte uğraşın demiştim. Artık çünkü ben uğraşamıyordum, yapamıyordum. Hani ayrılıp gitmek de şey yapmıyordum. Dedim hani oğlunuzu uğraşın. Ama Yaman olduktan sonra çok farklı olmaya başladı. Hani kabullenemiyordum, kabullenmeyeceğim de demiştim zaten. Ben hepsine söylemiştim ayrılırım diye. Ve öyle de oldu. Neyse, buradan artık son dönem hani bayağı sürekli arıyorlar ama asla hani annemi serbest bırakmıyorlar, babamı serbest bırakmıyorlar, arıyorlar, ediyorlar. Ufuk kendisi olsun annemi aradı, babamı aradı, düzeleceğini söyledi, son şans istediği oğlunun işte olduğu zaman ya bir çocuğumuz olacak, bizi bu duruma koymayın demişti. Tamam dedi babam, sonra kızım istersen bir şans daha ver demişti. Ve zaten babam da aslında bu çıkan şeyleri bana sordu ama ben ona da aslında söyleyememiştim. Hani çoğu kişi, hepsi yani yalan, hepsi gerçek değil. Çoğu işte böyle bir iftira tarzında konuşmuştum. Çünkü ya ister istemez ona karşı da utanıyordum yani. Doğru diyemezsin ki, ben kendime hani bunu yediremiyordum. Kendi babama nasıl diyebilirdim doğru bunlar diye. Canları sıkılmasın diye de hani birazcık şey yapıyordum. Ya yine ben onun hep arkasını toplamaya çalışıyordum. Ve onun arkasını toplamak, onu kollamak sürekli artık beni çok yormuştu. Ve hamilelik döneminde bu daha fazla bana koymaya başladığı için gerçekten ben bunu da aslında o dönem gezmeye gittim tarzında falan konuştuk. Söylememiştik. Bugün bunu söylememin amacı arkadaşlar, ben kendimi aklamak istiyorum artık. Ben onun arkasında çok durdum. Onu çok temize çekmek istedim. Ama o bunu istemedi. Ve onun yüzünden ben, oğlum, hepimiz böyle çirkin şeylere maruz kaldık. O yüzden ben bugün kendimi burada aklamak istiyorum. Bu yüzden bunları anlatıyorum. Ben kimseyi kötülemiyorum. Ben yaşadığım her şeyi açıkça söyleyip sizin vicdanınıza sunuyorum bunu. Ben iyiyim, ben şöyleyim demiyorum arkadaşlar. Ben yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Yapmadığım şeyler hakkında şey oldum. Ama yapmadığım şeyi bugün anlatmak istiyorum. Daha önce anlatamadım çünkü onu yine bak arkasından durmak istedim. Onu temize çekmek istedim. Ama baktım ki onu koruyayım derken ben kendimi böyle çok
rezil duruma düşürdüm. Öyle o şekilde arkadaşlar. Buradan en son işte dediğim gibi gittiğimde, dediğim gibi bunu da işte burada söylüyorum. Benim anneme normalde doğuma gelirsin demişlerdi. Sözünü verdiler. Zaten hani o dönem son aylardı. Sonra geri gittim. Ne arama olduğu ne bir şey olsun. Tanımamaya başladılar. Artık son dönemim zaten çıkıp tekrar gelemem de. Korkuyordum da zaten o ara yolculuk yapmaktan. Son artık işte doğum olacak. Dediler işte kavga olur, bir şey olur vesaire olur. Benim annemi çağırmadılar ve benim annem burada benden haber alana kadar ağlamıştı. Ufa da bunu zaten çok söylemiş. Hani sürekli haber ver bize falan demiş. Annem de kardeşim de o gün akşama kadar böyle haber beklemişler telefon ellerinde. Ve benden haber aldıklarında birbirlerine sarılıp ağlamışlar. Bunu duymuştum. Çok kötü olmuştum. Ve bugün şunu gördüm ben. O gün benim anneme bunu yaşatan bugün kendisi yaşıyor. Acıyor muyum? Evet, çok acımıştım onun o durumda olmasındaki. Çünkü kimsenin, hiçbir annenin evladından öyle bir şey yaşamasını istemezdim. Kendisi de çok iyi biliyor. Sırf Ufuk ona kötü davrandığı için benim Ufuk'a neler yaptığımı kendi biliyordu. Neler yaptım derken kızıyordum, bağırıyordum. Hani söyleniyordum. Hani asla saygısızlık yapmak istemezken sırf onu o şekilde gördüğüm zaman üzülüyordum. Ama gerek yokmuş. Üzülmeye hiç gerek yokmuş gerçekten. O gün benim anneme üzülmedi. Benim annemi çağırabilirlerdi. Benim annem yanında olabilirdi. Onun için istemese bile benim için isteyebilirlerdi. Kendisinin yanımda olmasının hiç önemi yok. Evet, yanımda oldu. Kimsenin dediğim gibi iyiliğini şey yapamam. Ama benim annem yanımda olsa daha iyi olurdu. O gün benim annemi benden mahrum bıraktı. Bugün herkes kendisi bir şeylerden mahrum kalıyor. Hayatta gerçekten yaşattığını yaşamadan kimse ölmezmiş arkadaşlar. Herkes gerçekten yaşattığını yaşıyor bir şekilde. Ve o gün beni artık son noktaya getiren şeyler arkadaşlar. Ben hala bir ümitle dedim ki belki çocuğu görünce düzelir vesaire. Ama çocuğun doğduğu günde alkol kullanmazsın. O gün de çok yalvarmıştım ya. Hani tamam dedi, normal günlerde yapıyorsun ama bugün bari yapma. O gün de yaptı. Anlatması çok zor. Ama neler yaşadığımı artık bilmenizi de istiyorum. Çünkü bazen hani ayrıldığım için asla suçlayan olmadı beni, ne yalan söyleyeyim. Ama eğer suçlayan varsa da ya şöyle bir şey. Kimse suçlamadı dediğim gibi. Suçlayan varsa da zaten bunları duyduktan sonra suçlayacağına inanmıyorum. Bir de benim vicdanım gerçekten çok rahat arkadaşlar. Ayrılmam konusunda. Çünkü dediğim gibi o kadar söylentiler çıktı, şeyler çıktı. Ben onun hep arkasında durdum ki yuvamızı kurtarmanın amacındaydım. Bir yuva olmanın derdindeydim. O yapmadı. O konuda rahatım. Artık son noktalara gelmeye başladık. Çocuğun doğduğu gün içmezsin. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Ben o gün çok özür diliyorum. Ben doğumhaneye girdiğimde hani ya Allah, hani gerçekten hani çok özür diliyorum. Allah'ım günah yazmasın. Yani o doğuma girdiğim zaman asla hani sağlam çıkmak istememiştim. Çocuğumun da sağlam çıkmasını istememiştim. Çünkü onun alkol alıp yanıma gelmesi beni çok kötü etmişti. Zaten hani psikolojik olarak bir çöküntüdesin. Doğum korkuları var. Ve sen alkol alıp yanıma geliyorsun ve ben bunu affedersin köpek gibi yalvardığım halde. Ya o gün bari yapma. Bütün hevesim, bütün her şeyim kursağımda kalmıştı zaten. Bir de siz benim annemi çağırmadınız. Her şey bende bu kadar ağırken sen alkol alıp gelemezdin. O gün hani tamam dedim ya, hani bizden dedim artık, yani ben hala bir ümidim vardı, çocuk doğduktan sonra belki hani vicdanı yumuşar, pişmanlık duyar, düzelir demiştim ama o gün biraz daha kendime kızdım geri döndüğüm için. O gün biraz daha anladım bizim sonumuzun olmayacağını, gördüm. Sonra Yaman neyse birazcık seviyor ediyor ama hani biraz daha fazla ilgi beklerdim ondan.
O gün öyle geçti arkadaşlar. Bir sonra Yaman 10 günlük falandı. Yok, 15 günlük falandı. Bir hasta oldu, üşütmüştü. Hastaneye götürdük. Şimdi ben Tokat'ın içini bilmiyorum yani, merkezini falan, birçok yerini bilmiyorum normal olarak. Sonra hastaneye gittik. Bu dedi ki benim işim var dedi. İşte gitti. Gitti ama daha gelmiyor yani. Sonra doktora çağırdı yanına bizi. Dedi bir ilaç gerekiyor dedi ama dedi bunu her yerde bulamazsınız. Sadece hani bronşite falan çevirmiş ama bir de yakın çevrelerde olmayabilir dedi. Zaten çocuklar çok hani o dönem hastalanmıştı. Bu koronadan falan şey oldukları için çok ilaç bulunmuyor dedi. Yani bana bu şekil söyledi. Ve gerçekten hastanenin etrafındaki şeylere gitmeye başladım. Kendisini arıyorum. Gelmiyor, dönmüyor, açmıyor telefonları. Şimdi çıkacağım dışarı ama birçok yeri bilmiyorum. Nereye gideyim, nereden ilaç bulayım, hangi eczaneye gideyim? Bir yandan içim acıyor çocuğu orada bırakmak. Hani yoğun bakıma aldılar çünkü Yaman'ı. Hiç kolay değil. Sonra dedim yakın çevrelere neyse gideyim dedim. Birçok eczane de bulamadım zaten. Şimdi annesini göndersem annesinin okuma yazması yok. Bilmiyor, yapamıyor. Onu dur diyorum, durmuyor. Beni de hani yalnız göndermiyor. Neyse dedik hani Allah'ım bir yardım et. Sonra yakın çevresindeki birçok eczaneye gittik, bulamadık. Bir tanesine gittik, var dedi. Sonra gittim bir de kaşe yanlış dedi. Koştur koştur hastaneye geri geldim. Tekrar gittim, o ilacı aldım. Getirdim. Hem dünyalar benim oluyor hani bulamazsam diye çok korkuyorum. Bir yandan da yani zoruma gidiyor. Yani ben bilmediğim bir yerde koşturuyorum, uğraşıyorum. Sen neredesin? Ve geldiğinde yine alkol almıştı. Ya o gün bari yapmazsın. Hadi bir şeyle hani kapatmaya çalışıyorum. Yine onu iyileştirmeye çalışıyorum. Hani bir şey düşünmüş, bir şey olmuştur diyerek hep onu sanki bir şey yapmış gibi görüyorum ama yok yani yanlış. Bunu ben kendime mi, artık ona mı konduramadım, kendime mi yediremedim, ne olduysa hep diyordum yani. Bir şey uyduruyordum. Ama yanlış yapmışım. Yani bir insan çocuğunun doğumunda içiyorsa olmaz. İkincisi, hadi o gün içtin, çocuğun hasta, bir şey gerekiyor, git bekle, ilaç bak gerekiyor. Ondan önemli daha ne işin olabilir ki? Öyle oldu. Sonra artık neyse bir 10 gün falan şey yaptı Yaman. Sonra iyi oldu çok şükür. Ama o 10 gün benim ömrümden 10 yıl aldı. Yani oraya gidip çocuğu sonra orada bırakmak, yani sadece ben görebiliyordum. Gidip süt falan veriyorduk işte. Ama onu orada bırakıp dönüp gelmek, peşinden benim öyle o şekilde bakması diye deli gibi ağlıyordum. Yani onun yanındaki yatan bebekler, daha kötü olanlar da vardı ama ben asla onu çok böyle yenik düşmüştüm. Bir de hani destek içinde olmayınca acayip derecede yenik düşmüştüm. Bir gün zaten yanına girdim. Neyse onu uyuttum falan, koydum şeye. Deli gibi ağlıyorum önlük falan çıkarırken. Hemşire vardı, dedi ki neyi var çocuğunun dedi. Neden ağlıyorsun bu kadar dedi. Ya düşünün o derece ağlıyorum yani, salya sümük oldum. Sonra dedim böyle böyle dedim, üşüttü falan dedim. Dedi çok kötü bir şey değildi. Bak daha kötü çocuklar var. Çünkü oradan annesi koronadan ölen ve kendisi de korona olan bebekler vardı. Aynı Yaman'la birlikte işte, daha yeni doğmuşlar falan vardı. Evet öyleydi ama yine kaldıramıyordum. Onun o Yaman'ın ben döndüğümde bana bakışı bana o kadar koyuyordu ki, dediğim gibi o 10 gün bana 10 yıl gibi geldi. Allah'ım bir daha da hastaneye düşünmesin. Kimsenin hani kimsenin yani çocuğu da yargılamasın Allah'ım. Ya ben her zaman diyorum Allah'ım beni Yaman'la sınamasın. Gerçekten çok zor bir durum. Dediğim gibi ben hepsini Yaman için şey yaptım. Bu kararı kesinlikle onun için verdim. Ve tekrar ha şuna gelecek olursak arkadaşlar, ben nasıl buraya geldim, nasıl ettim? Bunları da bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar, bence yeterli. Çünkü çok uzadığı zaman sizi de dinlemek sıkıntı gelebilir, sıkabilir. Ama lütfen böyle tek tek dinleyin ve anlamaya çalışın. Hani böyle sıkılıp böyle atlamayın. Gerçekten çok çok detaylı anlatmaya çalıştım. Yani çok çok sıkmak istemedim ama detaylı anlatmayınca da sıkıntı oluyor. Yine sorularınız olursa, unuttuğum şeyler de olabilir.
Sorularınız olursa altına yazarsanız bir sonraki videoda anlatırım. Bir sonraki videoda da nasıl buraya geldim, nasıl ayrılma kararı aldık, neler oldu, nasıl boşanma aşamaları gerçekleşti onları anlatırım. Dediğim gibi yine aklınızda bir şeyler olursa buraya yorum olarak bırakırsanız ben de bir sonraki videoda anlatırım arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar tek tek dinleyin. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.